Vay be. Demek bir oyunu 10 yıldan fazla sürdür bekliyor olmak onun illaki hayal kırıklığı olacağı anlamına gelmiyormuş. Bunu öğrenmek güzel. So, Valla Capcom'da olmasa 2019'un hiç de iyi geçtiğini söyleyemezdim. Yani tamam daha Mart ayındayız ama şimdiden iki tane büyük hayal kırıklığım var. Bir tanesinin hayal kırıklığı olmaması zaten imkansızdı ama öbürü... Bioware Bey ne yapıyorsunuz? En çok beklediğim oyunlar listesindeki iki isim doğruca yılın hayal kırıklıkları listesine giderken listeye hiç almadığım Resident Evil 2 güzel bir deneyim yaşatmayı başarmıştı. Ama benim Capcom'dan asıl beklediğim oyun Resident Evil değil, Devil May Cry'di elbette. Malum Capcom'un en çok hayranı olduğum markası Devil May Cry olduğundan yani Geçen sene gelen Monster Hunter World biraz ortalığı karıştırdı ama onun daha bir tane oyunu oynadım sonuçta. Devil May Cry'in oynamadığım oyunu yok. O yüzden seri olarak bakarsak Devil May Cry kesinlikle önde. Bu seriyle nasıl tanıştığım neden seviyorum falan bu incelemede bunları yer vermeyeceğim çünkü bunları zaten öncesinde uzun uzadıya anlattım. Capcom'un yaptığı orijinal dörtlemenin hepsinden detaylıca bahsettim koleksiyon videolarında. O yüzden bu incelememde Devil May Cry'i sıfırdan anlatmaya çalışmayacağım. Bu oyunun öncekileri oranla farkları, yenilikleri, eksileri ve artıları üzerine odaklanacağım. Peki, önceki Devil May Cry 5'ten beklentiler nelerdi? Açıkçası daha 2018 Haziran'a kadar bu oyundan ne beklememiz gerektiğini bilmiyorduk. Hatta Devil May Cry 5 diye bir oyunun gerçekten var olup olmadığını bile bilmiyorduk. Malum Capcom'un geliştirdiği son Devil May Cry oyunu olan 4 2008 yılında çıkmıştı. Satışlardan memnun kalmayınca seriyi yenince teoriye verip işi iyice çorbaya çevirmiş, markanın kaderini uzun yıllar muallakta bırakmışlardı. Her ne kadar yıllarca gerçek bir devam oyunu için ısrar etmiş olsak da Capcom başarısızlık olarak kabul ettiği iki oyundan ve bunca yıldan sonra gerçekten geri döner miydi bu seriye? Peki dönse bile hangisini devam ettirecekti ki? Eski Devil May Cry mi yoksa Reboot DMC mi? Hani Reboot devam hiç yapmasına hiç daha iyi kafasındaydım ben. Ama orijinal konseptli bir Devil May Cry oyunu, böyle güncel grafiklerle falan, kesinlikle oyun dünyasıyla alakalı en çok beklediğim haberlerden biriydi. Yıllar boyu her E3'te gözüm yeni bir Devil May Cry duyurusu aradı. Bekledim, sabrettim, 3. ve dördüncü oyunları tekrar tekrar bitirdim. Her yeni dedikoduda heyecanlandım ama sonuçları hep boş çıktı. Hatta bir ara Dante ile Nero'yu canlandıran Ruben Langton ve Johnny Young boşun birlikte çekilmiş mocap kostüm resimleri görünce tamam dedim. Artık bu sefer kesinleşti. Ama sonra Ruben Langdon üzülerek o resmin Devil May Cry 5'e ait olmadığını kesin bir şekilde reddetti. Çok bu şey istiyordum ya. Ben sadece gerçekten sevdiğim bir oyun serisinin güncel teknolojiyle neler yapabileceğini ve nasıl gözükeceğini merak ediyordum. Hacken Slash anlamında Devil May Cry'in bıraktığı boşluğu doldurabilen oyun yoktu ki. Yani Bayonetta'yı saymazsak. Hani o da tam değil bu arada. Bayonetta çok epik oyundur. Acayip gaza getirici aksiyon sekansları, boss savaşları falan sunar. Ama iş combo çıkarmaya geldiğinde Devil May Cry yeri çok çok ayrıdır. Yeri öyle kolay kolay doldurulamaz. Eh durum böyle olunca biz Devil May Cry fanlarının Demekten başka çaresi yoktu. Son bir umudumuz varsa o da Devil May Cry'in yaratıcısı olmasa da hizaya sokup bugünkü haline getiren adam olan Hideaki Itsuno'nun gizli bir proje üzerine çalışıyor olduğuydu. Itsuno'nun projesinin Devil May Cry 5 olma şansı epeyce yüksekti. Bir diğer olasılık ise Dragon's Dogma 2 idi. Ki Dragon's Dogma'yı acayip sevsem de Devil May Cry 5'i tercih ediyordum. Lütfen DMC 5 olsun, lütfen DMC 5 olsun, lütfen DMC 5 olsun diyerek 2-3 yıl geçirdik. Bu arada sırf şu Ninja Theory'nin reboot'u yüzünden incelemenin başından beri yanlış anlaşılacak diye DMC kısaltmasını kullanamıyorum. Her seferinde Devil May Cry demekten yoruldum ama yapacak bir şey yok. Sağ ol Ninja Her şeyi mahvettiğin gibi bunu da mahvettiğin için sağ ol. Sonra 2018 E3 yaklaştı. Devil May Cry 5 dedi kodları aldı başına yürüdü. Hatta o kadar arttılar ki resmi duyuruya bile ihtiyaç kalmayacak neredeyse. Devil May Cry 5'in geldiğine kesin gözüyle bakılıyordu. Kesin Sony konferansında görürüz diye düşünürken Microsoft'un sunumunda aniden beliren oyun neredeyse kalbime indiriyordu. Yeni sat stiliyle DMC dantesine fazlasıyla benzeyen Nero bir an için bunun reboot'un devam oyunu olduğunu zannetmemi sağladı. Oldu. Neyse ki, karakterimiz Red Queen'in gazını köklemeye başlayınca onu olduğunu fark edip rahat bir nefes aldım. Ama yine de dizaynlar pek içime sinmiyordu. Capcom oyunlarında Resident Evil 7 ile başlayan bu temadaki Amerikanlaşma Devil May Cry'de vurmuş gibi görünüyordu. Gotik atmosferinin yerini gerçekçi şehirler, Final Fantasy'msi 3 boyutlu anime karakterleri gibi duran dizaynların yerini ise tamamen fotorealistik, rahatsız edici şekilde gerçekçi duran dizaynlar almıştı. Devil May Cry geri döndüğü için mutluydum ama oyun estetik olarak tamamen farklı bir şey gibi duruyordu. Yani baksanıza şu suratlara mimiklere. İnsanlar Nero'nun sadece saçını kısa kestirdiğini, gerek alan kısımların aynı olduğunu söylüyor ama yok abi yani bu bambaşka biri gibi duruyor. Peki ya evsiz dilenci gibi duran Dante'ye demeli? Hadi suratlar grafiksel anlamda gelişmeye bağlı olarak daha fazla mimik verdiğinden garip geliyor diyelim. Kıyafetlerde de ciddi bir değişim söz konusu. Bir eski oyunlardaki kıyafetlere bakın. Garip kemerler, takılar, aksesuarlar falan. Sanki K-pop grubundan fırlama gibi. Yeni dizayn ise tişört, pantolonun üzerine kırmızı pardüsü. Tabii ki bu reboot'taki gibi karakterlerin karizmatikliğini yok edip oyuncuları irite edecek tarzda bir değişim değil. Ben şuna baktığımda hala evet bu Dante diyebiliyorum. DMC'deki gibi kim ura? demiyorum. O açıdan çok çok canımı sıkmasa da Devil May Cry sanki kişiliğini kaybetmiş gibiydi. Devil May Cry'i hiç bilmeyen biri olarak hangi dizayn tercih ediyorsanız diye sorsanız tabii ki bunu seçerdim. K-pop fanı olmadığım kesin. Ama bu kostümlerin serinin en başından beri Devil May Cry evrenin parçası olduğunu bilerek hareket ettiğimde böyle ani bir değişimin nasıl yaşandığını sorgulamaya başlıyorum. Hani insanlar böyle giyinirlerken ne oldu da buna döndüler? Bunun tam olarak mantıklı açıklaması nedir? Batıya daha fazla hitap etmek istiyoruz Dan başka yani. İşte Batı'ya hitap etmek istiyoruz meselesinin oynanışı da yansıyabilme olasılığı beni bayağı korkutuyordu. Oyun çıkmadan kısa süre önce yayınlanan demo da endişelerimi doğrulan nitelikteydi. Düşmanlar doğru düzgün saldırmadığı gibi basit birkaç hareketle combo barında rahatlıkla esi bulabiliyordum. Mekaniklerin olabildiğine basitleştirilmiş, içi boşaltılmış ve derinliğini kaybetmiş gibi hissettirmesi oyun hardcore Devil May Cry fanları için değil azıcık bile zorlanmayı sevmeyen casual kitle için hazırlandığı izlemini uyandırıyordu. Daha bir sene önce Monster Hunter World'u güncel uyarlamış ve oyunun ruhunu korumayı başarmış olan Capcom Gerçekten böyle bir seçim yapar mıydı peki? göreceğiz. Senaryodan başlayalım. Uzun yıllar önce Spardal'ındaki bir şeytan... Yok yok şaka yapıyorum. Bu sefer öyle başlamıyor. Bir önceki oyun üzerinden 5 yıl geçmiş. Nero Devil May Cry'den franchising almış ve kendi ufak şeytan avlama işini yürütüyor. Bir gün önden Nero'nun garajında belirlen tırnak içine gizemli bir abimiz Nero'nun şeytan kolunu koparıp içindeki Yamato'yu alarak ortadan kaybolur. Bu olaydan kısa süre sonra Redgrave şehrinin ortasında dev bir şeytan ağacı belirir ve her yeri iblisler sarmaya başlar. Şehir sakinlerinin kanıyla beslenen ağacın ismi Kolayfot'tur ve Yurizen adındaki çok güçlü bir iblis tarafından yönetilmektedir. Kendine sadece V yani bir başka tırnak içerisinde gizemli karakter ortaya çıkarak Devil May Cry ekibini Yurizen'i alt etmeleri için tutar. Böylece Nero intikam Dante'si işi olduğu için Yurizen'in peşine düşer. Ama ekip eğer de geç kolay merkezine ulaştığında İblis Kralı'nın baş edemeyecekleri kadar güçlü olduğunu fark ederler. Nero ve V çaresizce kolay kaçmak zorunda kalırken Dante tek başına Yurizen'le yüzleşir. Ama efsanevi İblis Avcısı bile bu yeni düşmana karşısında yetersiz kalacaktır. Dante yenilgiye uğrar. Bir ay sonra Clifot iyice büyümüş ve Red Grave şehrini tamamen ele geçirmiştir. Ekip Yurizen'le yüzleştiği gün Ölümünden beri Dante kayıptır. Hayatta olup olmadığı bilinmemektedir. Artık Redgrave'i kurtarabilecek tek kişiler Nero ve V'dir. İkili şehir bu ilerleyerek kolay foton köklerini temizlemeli ve erde geç yürüzeğini alt ederek büyük bir felaketi önlemelidir. Ama Dante'nin yardım olmadan bu hiç de kolay olmayacaktır. Basitçe özetlemek gerekirse başka bir Devil May Cry hikayesi daha. İlk iki oyunun rezil hikaye sunumundan sonra 3 ve dördüncü oyunu en azından düzgün ilerleyen başı ortası sonu bulunan olay örgülerine sahip olduklarından dolayı iyi hoş falan deyip geçtik. Ama artık durum böyle olmamalı. Bu oyunun senaryosunu 2001'de veya 2003'te çıkan iki oyuna göre değil günümüz standartlarına göre değerlendirmeliyiz. Ve bunu yaptığımız zaman rahatça söyleyebilirim ki hikaye tırtı. Yani elbette kimse de Devil May Cry hikayesi için almıyor. Çok takmaya gerek yok. Senaryo sadece işin tuzu biberi diyebilirsiniz. Haklısınız da. Ama bir de şu yönden bakın. Üçüncü oyundaki Virgil'i düşünelim. Kendisi tartışması serinin en unutulmaz kötü karakteriydi. Oyun o kadar havalı şekilde sunmuştu. Dante ile aralarındaki husumeti o kadar heyecan verici şekilde anlatmıştı ki oyun içerisinde Virgil ile yüzleşme vaktimiz geldiğinde savaşın etkileyiciliğini kat be kat arttırmıştı. İtsun abimiz işe sadece oynanış olarak baksaydı ve karşımızdaki düşmana Virgil değil de bir çöp adam olarak dizayn edip koysaydı ne kadar etkileyici olurdu sizce? ya da standart bir düşman dizaynıyla falan. Hani boss'un görünüşü ve hikayesi haricinde her şey yine aynı olacak. Yine insanın reflekslerini sonuna kadar zorlayacak ama görünüşü oyunda savaştığınız basit düşmanlardan birinin kırmızısı olacak sadece. Dürüst olun o kadar etkiler miydi? Beni kesinlikle etkilemezdi çünkü. Evet oyun sektöründe hikayeler genelde amaç değil araçlar. Oyuncuya yaptığı şeyler önemliymiş gibi hissettiren birer kılıflar sadece. Ama oyuna kimliğini kazandıran çoğu zaman da o kılıflar oluyor işte. Ve Devil May Cry 5'in kılıfı tırt. 4 mi daha tırttı yoksa 5 mi diye düşündüğüm zaman arada kalıyorum ama sanırım 5 demek zorunda. Oyun çıkmadan önce pek çok teori döndü internette. Diron'un kolunu koparan kim? Yürüzen neyin nesi? V aniden nereden çıka geldi? Gibi gibi. Sanıyorum uzun yıllardır ilk kez sadece fragmana bakarak yaptığım tüm tahminler doğru çıktı. Hani normalde de tahminlerimde haklı olurum ama eksik çıkan düşünümden farklı ilerleyen yani noktalar illaki bulunur. Devil May Cry 5 bu konuda bir ilk olabilir. Hayatımda hiç bu kadar tutarlı sallamamıştım. Ve bunun benim başarım olduğuna inanmıyorum açıkçası. Çünkü bu teorileri uydurduğumda içimden şey demiştim. Yok be o kadar fazla bariz fazla kolay olur. O kadar tahmin edebilirim senaryo yazmazlar yazmışlar. Devil May Cry çok geniş bir evren değil. Teması ve karakterleri oldukça sınırlı. Ve sen bu sınırlar içerisinde geçmiş oyunlarla bağlantısı olduğunu söylediğin bir gizem yaratmaya çalıştığı zaman başarısız oluyorsun tabii ki. Çünkü materyalin yok abi. Dante'nin tanıdığı geçmişten gelen bir kötülük her şeyi tehdit ediyormuş. Bir kere geçmişten gelen bir kötülük kim olabilir? Kaç tane adam gibi kötü karakter var Devil May Cry'da? İlk oyun Mondos, ikinci oyun Arius, üçüncü oyun Virgil, dördüncü oyun Sanctus. Virgil harcı tüm kötü karakter isimlerin usule bitiyor olduğu gerçeğini şu an fark ettim bu arada. Neyse. Bu dört karakter içerisinde hangi hangisi Devil May Cry fanları tarafından çok hatırladım seviliyor? Hadi bu bilgiye sahip değiliz diyelim. Oyunun başına yürüzen insan formuna Nero'ya saldırıyor. Yamato'yu çalıyor ve ondan sonra İblis kralına dönüşüyor. Dördüncü oyundan biliyoruz ki Yamato ile herkesin kullanabileceği bir kılıç değil. Ancak ve ancak Sparda kanından gelenlere tepki veriyor. Sparda geldiğini bildiğimiz kaç tane karakter var? Nero var ki kendisi zaten o sırada kan içerisinde yerlerde sürünmekle meşgul. Eh zombi gibi gelip Nero'nun kolunu kopartacak kişi de Dante olamayacağına göre o zaman yürüzen kim olabilir acaba? E Arius olacak hali yok anasını satayım. Taşak mı geçiyorsunuz bizle ya? Üzerine bir de kendine sadece V harfiyle hitap eden bir karakter çıkıyor ortaya. Devil May Cry serisinde ismi V ile başlayan kaç tane karaktere var acaba? Ay bilemedim ya. Kim olabilir? Arkadaşlar bana komik geliyor bu Devil May Cry'deki plot twist denemeleri. Bilmiyorum daha ne kadar bariz şekilde anlatabilirim ama hala anlamayanlar spoiler yemek istemiyorsa incelemeyi şu an kapasınlar. Çünkü benim bu senaryonun detaylarına spoiler vermeden girme şansım yok. Ve bu seferki öyle videonun belli bir kısmına değil tamamına yayacağım. Hem senaryo hem oynanış spoilerları ile dolu olacak bu video. Derine inip her şeyi incik cincik etmezsem içim rahat etmeyecek. Evet hazır mısınız? 3, 2, 1 giriyorum. Evet baş düşmanımız Virgil'ın ta kendisi. Ama oyunun büyük bir çoğunluğunda kendisini yürüzen olarak görüyoruz. Nasıl olduysa ilk oyundaki Dante ile yaptığı düelladan sağ çıkmış ve onu alt edebilmek için daha fazla güç elde etmenin peşine düşmüş. Koleksiyon videolarını izlediyseniz bilirsiniz. 4. oyunu 3 oranı daha düzgün bir kötü karakter olmadığı için bayağı eleştirmiştim. Virgil'in varlığı 3. oyunu efsane yapan sebeplerden biriydi. 5. oyunda ise senaryonun tökezleyip düşmesine sebep oluyormuş gibi hissettim açıkçası. Devil May Cry 5'in hikayesine genel olarak baktığımızda gördüğümüz şey bunun tamamen Virgil'i geri getirmek için yazılmış bir senaryo oldu. Sanki yönetmen da dördüncü oyunun karakter departmandaki eksini hissetmiş ve hayranlar içerisinde bu kadar popüler olan bir karakterin tamamen öldürülmesinin yazık olacağını düşünerek Virgil'i geri getirmek için bu uzun ve dolambaçlı yöntemi uygulamış gibi. Uzun ve dolambaçlı derken kastettiğim de işte oyunun son 2-3 bölümüne kadar Virgil'in yürüzen formunda gezmesi. Virgil Yamato'yu çaldıktan sonra mutlak güce kavuşmak için içindeki tüm insani tarafı söküp atmış. Bu insani taraf V'yi oluştururken iblis tarafı yürüzen olarak vücut bulmuş ve benim senaryoyla birinci problemim de tam bu noktada başlıyor. Ben iki karakterinde Virgil'i zerre şekilde anımsattığını düşünmüyorum. Fiziksel olarak zayıf bastonla gezen ve düşmanlarına saldırmak için iblisini kullanan V'nin, Virgil'in insani yönleri ne alakası var anlamış değilim. Özellikle de giyim kuşamının. Virgil'in insani tarafı istençe kaydıran mı olmak istiyormuş? Bu tip ne abi? Bildiğin peruk giymiş Ahmet lan bu. Sanarsın Dante'yi bu hale getiren ninja teoride dallamalarının elinden çıkmış bir dizayn. Hatta harbiden Virgil'i böyle dizayn etmemelerine şaşırıyorum şu an. Diğer formulan, 1 yürüzen ise... Yani... Bilmiyorum ya. Virgil denince aklımda beliren figür böyle tahtında oturup üzerimize minyonlarını gönderen devi şeytani bir varlık değil. Virgil dediğin adam her şeyi bizzat kendi kılıcıyla hallederdi. Ha tabi bunu Virgil'in Yürüzen'e dönüşünce tüm anlarını kaybetmesine bağlı olarak yorumlayabilirsin. Ama ben burada şunu da sormak istiyorum. Yürüzen'in gerçekten Virgil olmasına gerek var mıydı? Bu oyunun baş düşmanı gerçekten Virgil olmak zorunda mıydı? Eğer geç V ile Yürüzen bir araya geldiklerinde tekrar Virgil oluşturuyorlar ve hikaye bir anda duvara çarpıyor. Başından beri devam eden kulay foto ağacını durdurma senaryosu bir köşeye atlıyor ve tüm konu karakterler arasındaki rekabete dönüşüyor. Dünyayı yavaş yiyip bitiren tehditin önemi yok ama iki tane kardeşin hangisinin penisinin daha büyük olduğunu önemi var yani öyle mi? Çünkü Dante ile Virgil'in arasındaki rekabet bu oyunda üçtek gibi farklı değerlere inandıkları için savaşmak zorunda kalan ikizler değil, baya baya sidik yarıştıran kardeşler şeklinde anlatılmış. Virgil benliğini kazandığı anda artık dünya için bir tehdit oluşturmuyor. Tek derdi Dante ile kapışıp kimin daha güçlü olduğuna karar vermek. Ve ben bunu önemseyemedim. Oyunun büyük finalin hadi bakalım kim daha güçlü değil, kolay foto ağacını nasıl durdururuz üzerine olması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca ben Dante Verger rekabetinin de çoktan sonuçlandığını düşünüyordum yani. Üçüncü oyun bu rekabeti güzel bir şekilde anlatıp sonra da noktalamıştı. Neden bu saatten sonra tekrar hortlatıyorsunuz ki? Tamam Virgil'i seviyorum ve geri getirmenize de karşı değilim ama ben yeni bir şeyler görmek istiyorum artık. DMT Devil May Cry'i de sayarsak bu son boss olduğu üçüncü oyun lan yeter gari. Yeni bir kaliteli kötü karakter yazmaktan bu kadar mı acizsiniz? Arkham serisindeki Joker'e çevirmeyin lütfen Virgil'ı. Virgil'le savaşmak iyi hoş ama bu oyunu noktalamak için uygun değil bence. Virgil'ın böyle sondan bir ya da iki önceki boss olması lazımdı bana göre. Daha sonra karakterler işbirliği yaparak asıl tehdit yani kolay foto yok etmeye gitmelilerdi ve son boss da onunla alakalı bir şeyler olmalıydı. Ki senaryo da öyle gelişiyor bu arada. Dante ile Virgil rekabetlerine ara verip kolay foto ağacının kökünü kazımaya yeraltı dünyasına gidiyorlar ama oyun bizim oynamamıza izin vermiyor o kısımları. Bilmiyorum abi. Sonlara doğru hikaye anlatım konusunda sıçtı gibi geliyor bana. Virgil tekrar tekrar ıslıp önümüze koymalarından hiç memnun değilim. Evet biliyorum Dante ile eşit güçte savaşacak. Gördüğümüzde hassiktir dedirtecek. Virgil'den başka kötü karakter yok seride. Ama bunu yaratmak da sizin elinizde yani çok zor bir şey değil. En kötü ihtimalle Sparta'yı kötü yap, tekrar diriltin Kardeşler beraber ona karşı savaşsın falan. Devil May Cry bu Sparta'yı kötü yaptığınız diye ihanete uğramış hissetmez hayranlar kendilerini. Evet Virgil ile alakalı çok konuştum çünkü en çok canımı sıkan noktalardan biriydi bu oyunla ilgili. Onun haricinde hikaye nasıl diye sorarsanız yani dediğim gibi işte. Tırt. Kötü adamı formülden çıkarınca zaten Devil May Cry senaryosunda pek bir şey kalmıyor. Bu serinin senaryo konsepti Dante ve arkadaşları kötülük yapmaya çalışanları durduruyor. Üzerine olduğundan olay örgüsünün ilerleyişine de karar verenler kötüler oluyor. Bir geçen oyun bunun üzerine bir şey eklemeye çalışmıştı. Çünkü Niro'yu tanıtmak ve Kirie ile arasındaki ilişkiyi vurgulamak gibi bir çabası vardı. Bu oyunda o da yok. Kirie'yi görmüyoruz bile hatta sadece ilk kez ses olarak duyuyoruz. Nero'nun hikayedeki varlığı oyunun sonlarına kadar falan bayağı silik kalıyor. Her ne kadar bu oyunun gerçek ana karakteri o olarak geçse de olaylar nadiren ona odaklanıyor. Oyunun ilk yarısında senaryo V ile Nero arasında geçişler yaparak ilerledikten sonra eldeki spot ışıkları Dante'nin üzerine dönüyor ve ondan sonra bekte sapmıyor açıkçası. Oyunun neredeyse finaline kadar Nero'yu doğru düzgün görmüyoruz bile. Senaryo sanki bir anda Nero'nun varlığını unutuyor gibi. Hatta ben bile unuttum Nero'nun varlığını. Baya baya Dante ana karakter olmuştu. Bunun kasıtlı olup olmadığından emin değilim. Çünkü oyunun ana senaryo konseptlerinden biri de Nero'nun kendini işe yaramaz hissetmesi. Malum Virgil'in kolunu ve dolayısıyla Yamato'yu çalması engel olamadığı için tüm bu olaylar patlak veriyor. Üzerine bir de yürü zeni alt etmeyi başaramayınca Vedant tarafından sen sadece ayak boğasın denilince tüm oyun boyunca bana ayak boğa dedi ya diye geziyor. Ve kontrolcünün başındaki insan olarak siz de hissediyorsunuz herhalde bu ayak bağı alma durumunu. Dante Nero'ya göre oynaması o kadar rahat bir karakter ki. Dante'ye bir kez geçtikten sonra Nero'ya geri dönmek hiç istemedim. Oyunun işte bahsederiz bu durumdan daha detaylıca. İşte Devil May Cry 5'in senaryosu biraz da Nero'nun işe yaramaz olmadığını kanıtlama çabası yani. Ama bunun da iyi verdiğini pek düşünmüyorum. Yavaşça çalışıp çabalayıp bir şeyler başaracağına Nero oyunun finaline kadar harbiden işe yaramaz kalıyor ve son saniyelerde bir anda götünden upgrade çıkarıp Devil May Cry evrenin en güçlü karakteri haline geliyor. Yani bunu anlatmanın daha iyi bir yolu olmalı diye düşünüyorum. Durup dururken kolu çıkıyor adamın. Itsuno inatla Niro'yu sevdirme çabaları işte. Kendi yarattığı karakter yani. Dante'yi üvey evlat muamelesi yapıyor dallama. Neyse ki Niro'dan nefret etmediği bir şey çok büyük bir dert değil. Ama Dante'ye yapılan saygısızlıklar da hoş değil yani. En azından sonunda Nero'nun neyin nesi olduğunu bu oyunda öğrenebiliyoruz. Herkes 10 yıldır bildiği ama emin olmak istediği mesele. Yani Nero'nun Virgil'in oğlu olması durumu sonunda doğrulandı. Dördüncü oyunu geliştirirken Gizem yapalım ya? Sonraki oyunlarda açıklarız kararı aldıklarından ve o sonraki oyunları Capcom'un politika değişikliği yüzünden yapamadıklarından boşu boşuna 10 yıl boyunca zihnimizi meşgul etti bu soru. Sanıyorum kitapları varmış orada açıklanıyormuş falan filan ama Devil May Cry benim için oyun serisi arkadaşlar. Kitaplarının varlığından bile yakın zamanda haberdar oldum yani. O senin baban. Come deyince nasıl bir rahatlama geldi anlatamam. Oh be şunu söylemek çok mu zordu ya? Oyunun senaryosundaki pek çok detay sadece var olsunlar diye eklenmiş gibi duruyor. Ve bunların başını Lady ile Trish çekiyor. Bu ikilinin hikayede kesinlikle bir rolü yok. Aynı dörtlük gibi öyle bir gözüküyor ve sonra hiçbir şey yapmadan kayboluyorlar. Tam olarak fan servis dediğimiz şey bu oluyor işte. Karakterleri sadece popüler oldukları için göstermek. Ha bir de fan servisin şöyle bir anlamı var tabi. Oğlum bir de Lady'nin dizaynını gene değiştirmişler lan. 3'ten 4'e geçişte böyleydi şimdi tekrar buna dönmüş. Bir zamanlar Şirin genç bir kızdı. Yanlış kararlar verip Fornidals olmaya kar verdi ve sonra doğru yolu bulup silikonlarını çıkarttı. Hayır, işin gerçeği 2008 yılından bu yana dünya çok değişti. Ve şu an Social Justice Warrior akımı bu kadar güçlüyken şöyle bir dizaynı kullanmayı It's onun götü yemedi diye düşünüyorum ben. Gerçi bunu yapmaktan korkmayan adam bundan niye korkuyor ondan da emin değilim ama. Yeni karakterlerden biri olan Nico neyse ki düşündüğüm kadar çok yer kaplamıyor hikayede. Karakterin tüm görevi Devil May Cry kamyonetini kullanmak ve Nero'ya yeni kollar yapmak. Bu da çoğu zaman onu sadece menülerde görmemiz anlamına geliyor. Yani aslında Nico için upgrade ve ekipman menüsünün ete kemiğe bürünmüş hali diyebiliriz. Malum tipine, hareketlerine ve konuşma şeklinde gıcık olduğum için çok fazla göreceğiz diye korkmuştum. Öyle değilmiş. Diğer yeni karakter V ise Vida nasıl bahsetmem gerektiğini bilmiyorum açıkçası. Bu karakteri ne sevdiğim ne de nefret ettim. Senaryo anlamında o kadar nötürdüm ki kendisine. Varlığının hikayeye gerçekten bir katısı olduğuna inanmadığım gibi keşke hiç koymasaydınız da demedim. Aynı Nero gibi Dante'nin gelmesiyle beraber siliniyor oyundan zaten. Ve çok ciddi bir popülerite elde etmediyse eğer sonraki oyunlarda da göremeyeceğiz kendisini muhtemelen. Malum ile birleşip tekrardan Virgil oluşturduğu için. Şu ana kadar saydığım tüm memnuniyetsizliklerin bir tarafa bırakırsak. En azından oyun bunca sene sonra bile hala Devil May Cry gibi hissettiriyor mu? Evet hissettiriyor. Hikayenin gidişatı, ana karakterlerin kişilikleri, tüm değişikliklere rağmen atmosfer falan direkt Devil May Cry. Dante ve bakıp öyle bir şey yapmaz lan demiyorsunuz. Bunlar tanıdığımız ve sevdiğimiz Dante ile 10 yıl önce nasıllarsa şimdi de öyleler. Tipleri değişmiş olsa da kişilikleri birebir aynı. O yüzden yabancılık çekmiyor hatta eski dostlarınıza kavuşmuş gibi hissediyorsunuz. Oyuncuların büyük bir kısmı da bu yetecektir diye düşünüyorum. Yani Devil May Cry bu. Senayosu kimin önünde değil mi? <laughs> ben kaç dakikadır senayla alakalı konuşuyorum peki? Hı <laughs> hı. Evet benim umudaymış. Özetliyorum hemen. Senaryo ne ilginç ne de etkileyici değil. Ama orijinal Devil May Cry'e sadık kanılarak yazılmış olması onu kabul edilebilir kılıyor. Umarım bir sonraki oyunda sadece fan servisin peşinden gitmeyerek daha yeni bir şeyler ile karşımıza çıkabilirler. Evet sonunda oynanıştan bahsetme vakti geldi. Daha önce hiçbir Devil May Cry oyununun senaryosu ile alakalı bu kadar uzun konuşmamıştım herhalde. Peki oynanış nasıl? Kesinlikle benim korktuğum gibi değil öncelikle. Sevgili Capcom demo için olabilecek en kötü bölümü seçmiş gerçekten. Bölümün oyundaki en pasif düşman çeşidiyle dolu olmasını geçtim. Aynı zamanda Nero'nun özellikleri doğru düzgün açık bile değil. Demo denen şeyin ne olduğunu bir türlü çözemedi bazı yapımcılar. Oyunun en sıkıcı kısmını demo diye koyarsan ki bazı oyunlarda başı oluyor. Benim gibi insanları soğutabiliyorsun işte. Bu oyun Devil May Cry ismini taşımasa şu demoya bakarak hayatta almazdım. Halbuki Devil May Cry 5 oynanış anlamında inanılmaz güzel bir oyun. Her ne kadar aralarında çok ciddi farklar olsa da PlayStation 2 döneminde Devil May Cry'in en büyük rakibi olarak kabul edilen God of War bile artık fazlasıyla eskimiş olan savaş sistemini değiştirerek bambaşka bir yol izlerken Devil May Cry 5 saygı duyulası şekilde köklerine sadık kalmasına rağmen tarih eseri gibi hissettirmemenin bir yolunu bulmuş. Devil May Cry savaş mekaniklerinin iyi olan yönlerini daha da geliştirip mükemmele yaklaştırırken can sıkıcı kısımları mümkün olduğunca törpülemiş. Sanıyorum mekaniksel açıdan bunun oynadığım en iyi hack and slash oyunu olduğunu söylesem abartmış olmam. Seri gerçekten de 3. oyundan beri her oyunuyla seviye atlıyor ve ulaştığı noktanın 10 yıllık bekleyişe fazlaca değdiğini söylemek istiyorum. Bir oyunda kombo yapmak bu kadar mı güzel hissettirir ya? Ben bile görsel anlamda bu kadar güzel kombolar çıkarabiliyorsam YouTube'daki combo manyakları neler yapacak görmek için sabırsızlanıyorum. Ancak şöyle bir olay var ki bu kombo barının SSS'leri bulduğu havalı mı havalı kombolara ulaşmanız zaman alıyor ve bu tamamen pratikle ilgili değil. Özellikle konu Nero olduğunda oyunun başına yapabildiklerinin sınırı sizi gerçekten de karakterden soğutabilir. Ben oyun beni her Nero ile oynamaya zorladığında öfleyip püf ve evet Nero'nun biraz açılması gereken bir karakter olduğunu dördüncü oyunu deneyim ettiğim için biliyordum ama bu kadar süreceğini düşünmemiştim. Nero'nun olayı neydi hatırlayalım. Dante'nin aksine sadece bir tane yakın mesafesiyle yani kılıcı ve bir tane de uzak mesafesiyle yani tabancası vardı. Oyun boyunca bunları kullanmaya mahkumdunuz. Ve bu çıkarabileceğiniz combo sayısını bayağı azaltıyordu doğal olarak. Üstün üstü kılıcı Dante'ninkine göre daha yavaştı ve tabancası daha etkisizdi. Ama Niro'nun kendine has özelliği olan kolu eksiklikleri kapatmakla kalmıyor hatta fazlasını sağlıyordu. Düşmanlara kapabilme özelliği alan yönteminde çok işe yaradığı gibi bosslara karşı verdiği yüksek hasarlı da silahların etkisizliğini gideriyordu. Bunları bir de Devil Trigger ile birleştirince SSS alması en rahat olan karakter haline geliyordu Nero. Ancak bu oyunda işler farklı. Senaryo gereği şeytan konunu kaybeden Nero, onun yerine Nico'nun yaptığı bazı mekanik kollar ile dolduruyor. Ve bu kollar pek çok farklı özelliği beraberinde getirseler de aynı zamanda ciddi bir stres kaynağı haline geliyorlar. Konsept olarak baktığımızda mekanik kollar gerçekten güzel beklenti gibi duruyor. Dediğim gibi her kolun farklı bir özelliği var. Yuvarlak veya B tuşuna basarak kullandığımız bu özellikleri özetlersek, Nero'yu hem düşman saldırılarından kaçıran hem de önüne çıkanları alıp götüren Gerbera, zincirleriyle geniş bir alana vurabilen Rawhide, hedeflenen düşmanın zaman algısını yavaşlatarak saldırıyı açık hale getiren Ragtime, aynı dörtteki gibi sersemleyen düşmanları kapma yapmayı yarayan Buster gibi gibi. Daha bir sürü var böyle. Mega Man'in Mega Buster'ı bile var. Böyle çı 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 ateş ediyor falan. Fikir çok güzel. Bir önceki oyundaki gibi sadece kapma hareketiyle sınırlandırılmaktansa bir sürü farklı özelliğimiz var. Hatta bir de bu kolların ultileri var. Tuşa bası tutup bıraktığınız zaman gerçekten yıkıcı güçte saldırılar gerçekleştirebiliyorlar. Ama ultiyi kullanmanız kolu feda etmeniz demek oluyor çünkü sonrasında kırılıyor. Ve aha da işte problem burada başlıyor kolların kırılması. Öncelikle bu kolları nasıl elde ediyoruz diye sorarsanız ya göreve girmeden önce Niko'dan satın alıyorsunuz ya da bölüm içerisinde rastgele sağda solda yerde yatarken buluyorsunuz. Değerli mi değerli kırmızı orplarınızı karakterinizi geliştirmeye mi harcayacaksınız yoksa kol almaya mı diye düşünmek zorundasınız ki oyunun başlarında oldukça sınırlılar. Kıydınız kırmızı orplara ve aldınız diyelim. Bu sefer de kolları koruma stresi başlıyor. Çünkü bu kolun herhangi bir özelliğini kullanırken darbe yerseniz alet direkt kırılıyor. E o kadar orp harcayıp aldığınız alet saliselik bir hatayla elinizden kayıp gitsin mi yani? Kolu kaybetmek istemediğinizden dolayı strese girip onu kullanmamaya başlıyorsunuz ve bu sefer de Nero çok ezik kalıyor. Çünkü geçen oyundaki düşmanları kap hayvan gibi hasar veren bastır özelliği de yok. Yani var da kol olarak var. Ve strese girdiğinizden kullanamadınız ya da bastırış denk gelmedi. O dandik kılıç ve tabanca ile kombo yapmaya çalışmak dünyanın en sıkıcı işi. Azıcık Devil Trigger basayım da coşturayım deseniz o da yok. Nereye Devil Trigger gücünü sağlayan şey Yamato olduğundan ve o da kolla beraber yalan olduğundan senaryo gereği karakterimizin Devil Trigger'ı yok. Mekanik kolları var sadece. Ve hadi diyelim siz benden daha cesursunuz ve bossa gelmeden tüm kollarınızı kaybetmek gibi bir korkunuz yok. Rahatça kullanıyorsunuz falan. Arada ben de gaza geldim biliyorum o halde. Bu noktada bir başka köstekte kollar arasında geçiş yapamamak oluyor. Nedense çok sevgili Itsuno abimiz farklı farklı özelliklere sahip olan bu kollar arasında geçiş yapmanın tek yolunu o an kullandığınızı parçalamak yapmış. Yani diyelim ki boss savaşı yaşındasınız ve elinize can tamlamanızı sağlayan Sweet Surrender var. Ama canınız full ve siz de bu yüzden saldırı yapabilecek bir kola geçmek istiyorsunuz. Tek yöntem Sweet Surrender'ı parçalamak. Ama canınız azalırsa ve tamlamak zorunda kalırsanız diye Sweet Surrender'dan da vazgeçmek istemiyorsunuz. Ve öyle kitlenip kalıyorsunuz işte. Full canlı ve hiçbir işe yaramayan bir kolla boss savaşı yapıyorsunuz. Keşke saldırı yapmam gerektiği zaman saldırı kolunu, can tamlamak istediğim zaman da can tamlama koluna geçebilsem. Değil mi? Hani zor bir şey değil bu. Deep'e aşağı yukarı yaparak bu kollar arasında geçiş yapabilirdik. Ve ne kombolar çıkardı biliyor musunuz? Onca farklı özellik arasında geçiş yapabilmek. Bir düşünün yani olasılıkları. Çünkü kolların gerçekten çok havalı özellikleri var. Punch line ile roket sörf yapmak çok keyifli mesela. Veya tomboy. Nero'nun hareket şemasını tamamen değiştiren bir kod. Uçup kaçabiliyorsunuz tomboy aktifken. Bilmiyorum çok mu OP olacağını düşündüler ama bu kadar güzel mekanikleri bu şekilde sınırlamış olmaları beni çok üzdü. Halbuki Nero'yu tüm DMC serisindeki oynaması en çeşitli en ilginç karakter haline getirebilirlermiş yani. Ama şu haliyle insan dördüncü oyundaki Nero'yu özlüyor sadece. Keşke kapma hareketini düşman bana vurup kolumu kırar mı sitesine girmeden yapabilsem dedirtiyor. Malum kapma animasyonları o kadar uzun sürüyor ki iblislerde sille yememek mucize. Ne kadar da keyifliydi o dörtte sersemleyen bossları kapma yaparak dağıtmak ama. Geri dönüp dönüp Nero ile oynama sebeplerimizden biriydi. Şimdi sersemlediklerinde elinizde Buster kolu yoksa bir bok yapamıyorsunuz ve amele gibi kılıçla saldırmaya devam ediyorsunuz. Devil May Cry 5 canlı yayını yaparken chatten bir arkadaş şöyle bir şey söylemişti. Keşke Nero ile bölüme girerken sadece 3 tane kol seçebilsek. Bölüm içerisinde başka kol falan da çıkmasa ama seçtiğimiz 3 tanesi de hiç kırılmasa. Katılıyorum. Bence çok daha eğlenceli bir sistem olurmuş. Bir de aralarında geçiş falan yapabildiğimizi düşünün. Mis. Ha tabi ultilerini kullanmak için şarjı ihtiyaçları olmalı. O da Devil Trigger barı ile olsun mesela. Malum Nino'nun Devil Trigger formu olmadığından o barı ultileri kullanmak için harcardık ve böylece spamlememizde engel olmuş olurlardı. Yani. İstedikten sonra çözüm çok. Ama maalesef bunların hiçbiri uygulanmayarak Nero'yu oynaması en sıkıcı, en zahmetli karakter haline getirmişler. Ama bu sıkıcılık ve zahmetlik oyunu bitirene kadar devam ediyor sadece. Oyunun son görevine geldiğiniz anda Niro gerçek Devil Trigger formunu kazanıyor ve dördüncü oyundaki kapma hareketinde mekanik kollarında bağımsız olarak istediği zaman yapabilir hale geliyor. Ve bu da sevdiğimiz Niro'nun dönüş demek oluyor zaten. Ama sırf formunu geri aldı diye de mekanik kollarını kaybetmiyor. Onlar da oynanışın birer parçası olarak kalmaya devam ediyorlar. Yani dördüncü oyundaki Nero artı mekanik kollar da demek oluyor bu. Eh tüm mekanik kollarınızı kaybetseniz bile hala Buster'a sahip olduğunu bilmenin rahatlığı. Üzerine zaten oyunun sonuna gelmiş olduğunuz ve skor olarak rezil iş çıkarmadıysanız kırmızı orb içerisinde yüzüyor oldu. Olduğunuz, dolayısıyla istediğiniz kadar kol satın alabileceğiniz gerçeği de eklenince Niro tadından yenmez bir karakter haline geliyor. Hem yeni Devil Trigger hem de yeni kol özellikleriyle düşman gruplarını terör estirebiliyorsunuz. Ah bir de kollar arasında geçiş olsa. Yani işte sabrederseniz Niro taş gibi oluyor da taş gibi olması için oyunu bitirmeniz lazım. Siz eğer bir oyunu sadece bir kez bitirenlerdenseniz bu anlattıklarım size hiçbir şey ifade etmeyecektir. Çünkü siz Nero'yu oyun boyunca bir ayak bağı olarak oynadınız. Ama Devil May Cry'ı sıkılınca komba yapmak için oynayanlardansanız o zaman merak etmeyin. Nero kullanışlı ve eğlenceli bir karakter haline geliyor ayara geç. Karakterleri oyundaki kullanış sıramızdan ilerleyelim ve gelelim en yeni karakterimiz Vin'in oynanışına. Vin'in oynanışı şu ana kadarki hiçbir Devil May Cry karakterine benzemiyor. Vin düşmanlarına bizzat değil sahip olduğu 3 iblisi aracılığıyla saldırıyor. Standart saldırı tuşu olan üçgen veya Y'ye bastığınızda Shadow adındaki panteri çağırarak yakın saldırılar yapıyor. Kare veya X'e bastığınızda Griffon adındaki kuş kullanarak uzaktan saldırılar yapıyor. Ve son olarak da Devil Trigger'ını aktive etmeniz durumunda Nightmare adındaki golemi çağırıyor. Yani V kılını kıpırdatmadan tehlikeden uzakta bir yerde sabit dururken onun için düşmanları temizliyorlar. Öncelikle en büyük fark bu. V ile oynarken ölme korkusu yok gibi bir şey. Düşmanlar nadiren V'nin kendisine hedef alıyor. Genelde kendine saldıran iblis hizmetkarların peşine düşüyorlar çünkü. V'nin hizmetkarlarının da kendi canları var ve bittiğinde tekrar ayağa kalkmaları için bir sürü dinlenmeleri gerekiyor. Ancak güvencik iki hizmetkarı birden kaybettiğiniz zaman V gerçekten tehlikeye giriyor. Çünkü düşmanlarla kendi başına savaşmak için bir yöntemi yok. Ama Devil Trigger kullanıp Nightmare'i çağırdığınız zaman hizmetkarlar da beklemeden tekrar ayağa kalkıyorlar. Ve zaten V'nin Devil Trigger'ı o kadar hızlı doluyor ki hizmetkarlarınızdan herhangi birini kaybettiğinizde çoğu zaman barınız full oluyor. Oyun boyunca en fazla iki kez falan tamamen savunması kalmışındır herhalde. V oynaması acayip rahat bir karakter ve bunu tam olarak iyi anlamda söylemiyorum. Oynaması o kadar stressiz, o kadar efor gerektirmeyen bir karakter ki çoğu zaman kendiniz oynuyormuş gibi bile hissetmiyorsunuz. Bunun birinci sebebi Wii'nin hizmetkarlarının tuş komutlarını tam olarak izlemiyor oluşları. Yani yakın saldırı tuşuna her bastığınızda diğer karakterlerde olduğu gibi anda tepki alamayabiliyorsunuz. Shadow uzakta bir yerdeyse önce koşup yanınıza kadar gelmesi gerekiyor saldırıya geçmesi için. Bu da ciddi bir gecikmeye sebep oluyor. Çünkü Shadow, Griffon ve Nightmare'i yönetmiyorsunuz siz. Siz onlara emir veren V'yi yönetiyorsunuz. E, hizmetkarlarınızın da emri uygulaması saniyelerden ibaret de olsa zaman alıyor. İşte bu da oyun alanıyla kopukluğa sebep oluyor. Çünkü Devil May Cry'den beklediğim şey bu değil. Tuşlara bastığınızda ekranda bir şeyler oluyor. Ama sizin kontrolünüzdeymiş gibi hissettirmiyor. Bu arada Wii ile oynarken düşmanları öldürmek için son vuruşu bizzat kendisiyle yapmanız gerekiyor. Canı biten bir düşmanın rengi beyazlaşıyor ve B ya da yuvarlak tuşuyla üzerine ışınlanıp baston ile bitiriş vuruşunu yapabiliyorsunuz. Eğer yapmazsanız bir süre sonra düşmanın canı doluyor ve tekrar savaşa dahil oluyor. Sanıyorum bunun amacı Wii'yi bir şekilde düşmanlar arasına yan tehlikeye sokmak. Hiç suya sabuna dokunmadan bölümü geçmesini engellemek yani. Ama dediğim gibi aralarına dalsanız bile düşmanlar o kadar nadiren Wii'yi hedef alıyorlar ki bu zorluk sağlamaktan çok combo barını uçurduğu için aksine eşinize yarıyor. V ile her bitiriş vuruşu yaptığınızda combo barı birkaç seviye birden fırlıyor resmen. Ve o kadar hızlı şekilde 3S'e ulaşıyorsunuz ki şaka gibi. Devil May hiç beceremeyen aynı tuşu boş boş spamleyen tipler bile V ile rahatlıkla 3S alabilir. Amaç bu muydu diye düşünmüyorum da değilim. Yani evet, V'nin oynanışına dışarıdan baktığınızda ekranda olup biten şeyler çok etkileyici gözüküyor. Patlamalar, çatlamalar, V'nin düşmanın işi havalı bir hareketle bitirmesi falan. Hele bir de Nightmare sahneye girdiyse. Nightmare'ı normalde diğerleri gibi bir tuşla kontrol etmiyorsunuz bu arada. Onun kendi yapay zekası var. İsterseniz oradan skinini açarak sırtına çıkıp direkt komut verebiliyorsunuz. Ama tavsiye etmem. Aşırı yavaş hareket ediyor ve komutlarınıza cevap vermesi diğerlerinin çok 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 daha uzun sürüyor. Çoğu zaman siz daha hiçbir şey yapamadan Devil Trigger'ınız bitmiş oluyor. Kendi başınayken daha etkili bence. V de aynı Nero'nun kolları gibi Konsept de güzel ama uygulanışta sıkıntıyla karşılaşan bir karakter bana göre. İlk kullandığınızda 10 dakikalığına falan eğleniyor ama sonradan ekrana bile bakmadan oynayabilmeye başlayınca sıkılıyorsunuz. Wii oynamaktan çok izliyorsunuz gibi. Yani Devil May Cry bu. Bırakın sinematik sekansları falan, Quick Time Event'lere bile girmemiş, saf oyunu sunan nadir oyunlardan bir tanesi. Doğal olarak garip geliyor bana. Wii'nin oynanışını hiç yakıştıramıyorum Devil May Cry'a. E. Ha yanlış anlaşılmasın, nefretmiyorum karakterin oynanışından. arada bir tempo değişimi için iyi oluyor. Sadece o kadar alakasız duruyor ki oyunun geri kalanıyla karşılaştırınca biraz garip hissediyorum. Sanki üzerinde biraz daha çalışılmaya ihtiyacı varmış gibi. Çünkü gerçekten oynanış anlamına diğer karakterlerin tanıdığı özgürlüğü de tanıyormuş gibi gelmiyor bana. Devil May Cry'i combo için oynayan kimsenin Wii üzerinde fazla zaman harcayacağını zannetmiyorum. Evet yapabildiği şeyler havalı ama yaratıcılık konusunda hiçbir şey sunmuyor. Ve Devil May Cry yaratıcı komboları olmadan bir hiç bana kalırsa. Wii'nin ana oyunu bir parçası değil de 4. oyundaki Lady gibi ekstradan oynanabilir bir karakter olmasını yeğlerdim. O zaman böyle bir şey eklemişler. Hoş olmuş der geçerdim. Ama oyunu bitirmek için kontrol etmek zorunda olduğumuz bir karakter olduğundan birazcık sorun teşkil ettiğini düşünüyorum. Ha hayır, V Devil 5'in eksi yönlerinden biri değil. Sadece yeteri kadar cilalanmamış, biraz daha üstünden geçilmesi gereken bir yön. Ve gelelim işin en lezzetli kısmına. Devil May Cry serisinin az solisti, hayranların gözbebeği, oyun dünyasının en havalı karakteri Dante'ye. Son kısmı biraz abartmış olabilirim. Dante, Devil May Cry 5'in gerçek anlamda parlamasını ve ortalamanın üzerinde bir oyun olmasını sağlayan etken. Onunla oynamak o kadar eğlenceli ve o kadar tatmin edici ki. Dante açıldığı andan itibaren oyundan aldığım zevk 5-6 katına çıktı. Karakterin 10 parmağında 10 marifet resmen. Daha başlangıçta hiçbir özelliği açık değilken bile sunduğu çeşitlikle anda diğer karakterleri geride bıraktı bana göre. Aynı dördüncü oyundaki gibi Dante hem tüm silahlarını aynı anda taşıyabilmekte kalmıyor... Hem hem de oynanışını değiştiren 4 silah arasında hızlıca geçiş yapabiliyor. Ve bu geçiş olayları her zamankinden çok daha pürüzsüz. Silahlar birbirleriyle o kadar uyumlular ki kombolar çok daha akıcı şekilde uygulanabiliyorlar. Örneğin yeni silahlardan motosiklet ciddi anlamda kendi başına kullanılacak bir silah olmaktan çok diğerine geçiş sırasında kombonun bozulmasını engelleyip bir sonrakine bağlayan bir köprü gibi hissettiriyor. İlk bakışta Dante sadece 4 tane yakın silah sahipmiş gibi dursa da ki bu sayı yine bir önceki oyundan bir fazla Balrog ve King Cerberus kendi işlerine diğer silahlara dönüşerek bambaşka oynanış mekanikleri sunabiliyorlar. Balrog'u doğru tuş kombinasyonuna girerek yumruk odaklı bir silahtan tekme odaklı bir silah değiştirebiliyorsunuz mesela. Silahın hızı, hasarı, komboları tamamen değişiyor. Bildiğiniz yepyeni bir silah haline geliyor. Benim bu oyundaki favori silahım King Cerberus ise 3. oyundakinin aksine sadece buz elementine sahip bir nunchaku değil, alev saçan bir sopa ve şimşek çaktıran bir 3 parçalı mızrağa dönüşebiliyor. Sadece bununla bile çıkarabildiğim kombolar beni serinin tamamındaki silahlardan daha fazla tatmin etti. Bir de tüm bu silahları birbirine bağlayarak çıkarılabilen komboların nasıl olduğunu düşünün. İnsanın zevkin duruklarına çıkarıyor tam bir görsel şölen. 3S almak önceki oyunlara göre daha rahat ama kesinlikle niteliksiz değil. Aynı tuşu spamleyerek alamıyorsunuz elbet. Kombolarınızı ve ekipmanlarınızı sürekli değiştirerek ulaşabiliyorsunuz ancak. Ama işte silahların birbirleriyle uyumu, kombo geçişlerin akıcılığı falan derken 3S almak çok daha rahat hissettiriyor. Aslında Dante'nin her şeyi çok daha rahat hissettiriyor Devil May Cry 5'te. Özellikle stil kullanımları falan. Eskisine göre çok daha sancısız. Mesela Royal Guard stilinin kullanımına bayıldım ben bu oyunda. Eski oyunlarda blok yapmak için basmak gereken zaman aralığını tam olarak algılayabildiğimi söyleyemezdim. Artık animasyonlardan mıydı yoksa harbiden o aralık daha mı dardı bilmiyorum ama 5. oyunda böyle bir sıkıntı hiç olmadı mesela. En fazla bir ilk kez darbe yedikten sonra zamanlamayı çözüp bloklayabilmeye başladım. Denemekten korkmamak lazımmış. Ben oyun boyunca Swordmaster ve Gunslinger stilleri odaklı oynadım. 3. kez bitirdikten sonra Royal Guard'ı ilk kez denedim ve keşke daha önce kullansaymışım dedim. Capcom sadece YouTube'daki combo abiler değil, bizler de Devil May Cry'in etinden sütünden faydalanalım diye kasmışlar. Devil May Cry'ı bir türlü üzerine atamadığı hantallığı yok edip tam anlamıyla modern bir oyun haline getirmişler ama bunu sığlaştırmadan yapmışlar. Klasik tabancalar ve pompanın yanına Doktor Faust diye bir şapka eklemişler ki gerçekten çok güzel fantezi yapılıyor. Doktor Faust Japonya olarak oyundaki temel biriminiz olan Red Orb'ları kullanıyor. Yani Doktor Faust'u her kullandığınızda değerli kırmızı orb'larınızı harcıyorsunuz. Ama aynı zamanda çok daha fazlasını kazanıyorsunuz. Yani risk ve ödül sistemi söz konusu. Doktor Faust'u kullanarak alt ettiğiniz her düşman size normalden kat be kat daha fazla orb kazandırıyor. Ama hamle sırasında hasar yerseniz kullandığınız orb boşa gidiyor. İlk oynayışınızda bu riski girmek istemeyebilirsiniz. Sizi anlayabiliyorum. Ben de istemedim. Ama oyun ikinci oyun içinde bu şapkayı azıcık kurcalayınca ne kadar büyük bir hata yaptığımı fark ettim. Doktor Faust'la öyle bir orb kasabiliyorsunuz ki full geliştirilmiş şapka ile dakika başı 100 bine yakın orb elde edebiliyorsunuz. Evet arada bir darbe yiyip 20 bin 30 bin kaybettiğiniz oluyor ama kazandığınız miktar o kadar çok ki korkulacak bir şey yok. Ben oyunu üçüncü kez bitirdiğimde orplarım tavan yapmıştı resmen. O kadar fazla orbum vardı ki ne kaybedeceğimi düşünmeden şapkayı rahatlıkla deneyebildim. Muhtemelen oyundaki hasar oranı en yüksek olan silah bu. Direkt ateşimi tuşuna basarak kullan giderek hızlanan bir mitralyöz gibi düşmanları red orb yağmuru tutuyor ve kısa sürede paramparça ediyor. Ama Gunslinger stiliyle ile şarj saldırısı uygularsanız bildiğiniz red orb meteorları yağdırmaya başlıyor ve o kadar güçlü ki bosslara bile tek atabiliyor. Virgil'a bununla Devil Hunter zorunda tek atmışlığım var oğlum. Üstelik sadece iki kez şarj sonra. Üçüncüyü de becerebilsem ne olacaktı kim bilir. Ama benim ateş silahlar arasında favorim Doktor Faust değil. Her ne kadar Doktor Faust kadar güçlü olmasa da benim favorim Kalina N. Yani üçüncü oyundan da aşina olduğumuz bazuka. Ama normal Kalina N değil. Çift Kalinayn. Bu incelemeyi yazarken öğrendim ki oyunda iki tane Kalinayn bazukası varmış. Bir tanesini klasik senaryo aracılığıyla alıyorsunuz. Diğeri ise 11. bölümün içerisine gizlenmiş halde. Onu da bulup ikisine birden sahip olduğunuzda Double Kalinayn açılıyor ve Dante sanki çifte tabanca kullanır gibi çifte bazuka kullanıyor. Bu zaten kendi başına çok havalı. Ama bunu bir de Gunslinger stiliyle ile birleştirirseniz Dante iki bazukayı birleştirip dev bir lazer ile düşmanlarını kızartıyor ve bu çok daha havalı. Oğlum çok tatmin edici lan bayılıyorum ya. Devil May Cry 5 Dante'nin liderliğinde tam bir fantezi oyunu. Hem güç fantezisi yapma fırsatı veriyor hem de savaş mekaniklerini sıkı tutuyor. Genelde ikisini aynı anda beceremez oyunlar ama Devil May Cry 5 yapmış acı. Üstelik daha en büyük fanteziden yani Sin Devil Trigger'dan bahsetmedim. Bu oyunda Dante'nin standart Devil Trigger'ı haricinde daha güçlü bir formu daha var. Dante'nin full potansiyeline ulaşıp Sparda'nın kılıcı ile birleşmesi sonucu dönüştüğü Shin Majin formu oyun alanını dar edebiliyor. Sin Devil Trigger'ın normal Devil Trigger'dan ayrı bir barı var. Ve bu barın normal Devil Trigger'ınızdan fedakarlık ederek dolduruyorsunuz. Ne zaman ki fullenirse o zaman Dante'nin Shin Majin formu ortaya çıkabiliyor ve ne diyeyim ki... Bakın şuna ya. Çok havalı. Normal Devil Trigger karakterimizin hareket hızını, vurduğu hasarı ve combo barının artış hızını yükseltiyor bildiğiniz gibi. Ha bir de ufak tefek darbelerin kombolarınızı bölmesini engelliyor. Ama onun haricinde normal Dante'yi kontrol etmekten bir farkı yok. Sin Devil Trigger'ın ise Dante'nin aksine tamamen kendine özel silahları, kendine özel saldırı biçimleri ve hareketleri var. Yani oynanışı çeşitlendirmek anlamında hoş bir eklenti ancak maalesef aynı zamanda çok ama çok sinirli hissettiren bir eklenti. Bu form tamamen hasar odaklı dizayn edilmiş. Shin Majin'e dönüştükten sonra size verilen süre içerisinde elinizden geldiğinizde çok hasar çıkarmaya çalışıyorsunuz ve bu süre gerçekten çok kısa. Formun tadını çıkarmaya kesinlikle yetmiyor. Ama sonradan anlıyorsunuz ki bunun sebebi Shin Majin Formunun doğru düzgün hareket veya saldırı çeşidine sahip olmaması. Kılıcı ile yapabildiği kombo sayısı sadece 1. 3 kere yakın saldırı tuşuna basıyorsunuz o da 3 kere saldırıyor. Ne kadar aralıklarla bastınız veya nasıl yön verdiğinizi hiç bir önemi yok? Hep aynı saldırı. İşte ileri doğru fırlayarak vurmak için bir saldırısı var. 2-3 skill ile birkaç farklı şeyleri var falan filan. Oyun içerisindeyken Sin Devil Trigger düşmanları öyle bir ezip geçiyor ki verdiği keyiften ve zamanın kısıtından dolayı fark etmiyorsunuz ama Void'de yani pratik bölgesi sınırsız bir şekilde kullandığınız zaman Shin Majin'in oynanışının ne kadar kıt olduğunu anında görebiliyorsunuz. Görsel doygunluk açısından hiçbir sorun yok. Dediğim gibi her şey çok havalı. Itsuno abimiz 4. oyunda Capcom'un zorlamaları yüzünden yetiştiremediği her şeyi koymuş peşe. Fantezi yapmış adam. Ve ben de çok mutluyum bu durumdan. Sin Devil Trigger konsepti çok hoşuma gidiyor. Dante'nin son çare olarak başvurabileceği her şeyi yok edip geçecek güçteki yüce bir iblise dönüşmesi gerçekten çok tatlı ve var olduğu için mutluyum. Sadece hareket şeması azıcık daha geniş olaydı. Yani en azından bir iki tane daha standart kılıç kombosu falan olaydı ya. Neyse bakmayın siz bana benimkisi aç gözlük. Yoksa Dante akıyor abi. Dante'yi kullanmak hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Devil May Cry 5'teki Dante oyun dünyasında kullanmaktan en çok zevk karakterlerden biri oldu kesinlikle. Dördüncü oyunda aynısını Virgil için söylediğimi biliyorum ama Dante şu an için onu tahtından etti. Nasıl olsa kesin DLC veya Special Edition'lar aracılığıyla Virgil oynanabilir bir karakter olarak eklenecek. O zaman tekrardan ortaya çıkarak taht üzerinde hak iddia edebilir. Şimdi karakter oynanışlarını genel olarak bir toparlarsak. Nero başta olmasa da sorudan çok keyifli hale gelebiliyor. Dante zaten formunun zirvesinde. Kelimenin tam anlamıyla yargı dağıtıyor karşısına çıkanları. V ise yani çoğu zaman biz oynuyormuşuz gibi de hissettirmeyen boş bir karakter. Hatta bu oyunun oto modunu açarsanız gerçekten sizin oynamanızı. Bile gerek yok. Önceki Devil May Cry'lerde otomot komboları daha az tuşa basarak daha rahat yapmanı sağlayan bir asistandı. 5'te ise oyunu baya baya kendi başına oynayan bir yapay zeka otomot. Siz sadece standart saldırı tuşuna bastığınız bile karakter her türlü hareketi yapıyor. Yalnızca Y veya üçgene abanarak uçan kaçan havalı SSS komboları çıkarabiliyorsunuz. Daha doğrusu yapay zeka çıkarabiliyor. V zaten normalde de sapıtık ama otoda tamamen sen bana bırak Hacı moduna giriyor. O bahsettiğim canı biten düşmanlara bitiriş vuruşu yapmak için B'ye veya yuvarla basma olayını bile yok ediyor. Böylece V'nin gerçek bir oynanışa yaklaşan son kıntısı uçup gidiyor otomotile. Y'ye basıp izliyorsunuz sadece. Nero ve Dante'de de durum aşağı yukarı aynı. Sadece Y tuşuna basmak Nero'nun hayatında görmediğim kombolarla düşmanları doğurmasına yetmiyor. Aynı zamanda kollarını da kullanıyor. Odanın öbür köşesinden sizin için alıp getiriyor. Tam doğru zamanda doğru hareketi yaparak saldırılardan kaçmanızı sağlıyor. Dante kendi kendine siller ve silahlar arası geçiş yapıp hayvan gibi kombolar çıkararak bana kendimi kötü hissettiriyor falan. Yapay zeka bile böylese ben bir bok beceremiyormuşum ki zaten diye. Valla eski oranla niye bu kadar bokunu çıkarmışlar otomodun bilmiyorum ama onda oynamanız durumunda oyun bunu yüzünüze vurmak için elinden geleni yapıyor. Eğer otomoddaysanız artık sağ üst köşede red hemen altında sürekli bir logo çıkıyor. Kendin yaptığını zannetme ha. Biz olmadan bir hiçsin diyor oyun. Aynı zamanda bölümü bitirdiğinizde de otoda oynadığınız için skorunuzdan baya büyük kesinti yapıyor. Madem otoda oynadın kolaya kaçtın o zaman ödülün daha küçük olacak. Hadi haklarını yemeyelim. Logo muhtemelen yanlışlıkla falan açarsak haberimiz olsun diye konulmuş. Çünkü sağ anılığa basılı tutarak istediğimiz zaman açıp kapayabiliyoruz. Farkında olmadan yanlışlıkla açıp bölüm sonunda kötü bir skor sürpriziyle karşılaşmaktansa sağ üst köşede açık olduğunu sürekli belirten bir logo olması daha mantıklı galiba. Keşke otoyu eski oynardaki gibi basit bir yardımcı olarak bıraksalarmış. Yeni nesil oyuncuların Devil May Cry 5'in basit zorluğunun bile üstesinden gelemeyeceğini diyeceğini düşündüler? Ne yaptılar anlamadım ki. Ha bu arada zorluk demişken oyun başlangıçta size iki zorluk seviyesi sunuyor. Human ve Devil Hunter. T 2008'de Devil May Cry 4'ü ilk oynadığımda Human zorluğunu seçmiştim ve o kadar kolaydı ki oyundan hiç zevk alamamıştım. Ondan dolayı 5. oyunda Devil Hunter zorluğundan başladım. Human'ı kolay Devil Hunter ise normal zorluk olarak düşünürsek ilk oyun işlerinde eski Devil May Cry'ların seviyesinde bir zorluk bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Devil May Cry 5 baya baya kolay bir oyun. Öncelikle Devil May Cry'in zorluğunun nereden kaynaklandığına bakarsak ilk oyunda ilerleyiş kaybetme korkusu oyunun zorluğunu temelini oluşturuyordu. Mekanikler odun gibiydi ve karşınıza yeni bir düşman tipi veya boss çıktığında neyi nasıl yapacağım ya derken ölebiliyor bunun sonucunda 20-30 dakikalık bir bölüme baştan başlamak zorunda kalabiliyordunuz. Sinir bozucuydu. Gıcıktı. Allah Devil May Cry 1'in belasını versin. İkinci oyunda zor kelimesini aynı cümlede kullananı müebbet hapis cezası veriyorlar zaten. O yüzden direkt 3'e atlıyorum. Üçüncü oyunun special edition'ı zorluk anlamında en tatmin edici olandı bana göre. Mekanikler dönemi için çok güzeldi. Checkpoint mantığı vardı. Öldüğünüz zaman boss savaşından başlıyordunuz ve zorluk tam istediğim ayardaydı. Ne aşırı kolay ne de saç baş yolduracak kadar zor. Spesifik bazı bosslar haricinde en fazla 2-3 denemede pattern'ını çözüp üstesinden gelebiliyordum. Gelemeyeceğimi hissedersem de geriye dönüp eski bölümlerde orb kasıyordum ve sonra tekrar deniyordum vesaire vesaire. Gerçekten de ideal olduğunu düşünüyordum. Sonra 4 ile işler biraz değişti. Zorluk 3 e oranla baya aşağı çekildi. Artık Devil May Cry oynarken bölümü geçebilir miyim acaba? Stresini ve heyecanını yaşamıyordum. Bosslar doğru gün taktik veya strateji gerektirmeden Allah ne verdiyse dalarak alt edilebiliyordu. Artık hedefim bölümü geçebilmek değil bölümü S olarak geçmek veya bölüm sırasında SSS seviyesinde kombolar çıkarmaktı. Oyunun mekaniklerinden çok keyif alıyor ve combo çıkardıkça gaza geliyordum ama oyunda ilerlemek veya spesifik bir boss kesmek ilgimi çekmiyordu. Devil May Cry 4 arada bir mekaniklerin tadını çıkarmak için girdiğim bir oyuna dönüşmüştü. Yani ana yemekten mezeliğe geçiş Yapmıştı. Devil May Cry 5'e gelirsek eğer zorluk aşağı yukarı 4 ile aynı hatta belki bir tık daha aşağıda bile olabilir. Zaten artık bölüm içerisinde piyon düşmanlar tarafından öldürülmeniz için gerçekten çok kötü oynamanız lazım kesinlikle eskisi kadar tehditken olmamalarıyla beraber can tamlayıcı yeşil orb düşürme olasılıklarını da bayağı arttırmışlar. Neredeyse girdiğiniz her savaşta yeşil orb düşüyor ve bu çoğu zaman yeterli oluyor. Ama hadi diyelim ki çok kötü bir savaş geçirdiniz ve düşmanlardan düşen yetmedi. Savaş biter bitmez bir sonrakine giderken illaki arada yine canınızı tamlayacak bir yeşil orb kaynağı buluyorsunuz. Bu kadar çok çıkmasının sebebi muhtemelen daha önceki oyunlardaki item olayının Devil May Cry 5'ten kaldırılmış olması. Eskiden can ve devil trigger barını tamamlayan item satın alıp bunları istediğimiz yerlerde kullanabiliyorduk. 5'te artık böyle bir durum yok. Dükkandan Sadece 3 tane item satın alabiliyorsunuz. Bunların ikisi maksimum can ile Devil Trigger barınızın seviyesini artıran mavi ve mor orplar. Ki bunları sınırlı seviyede satın alabiliyorsunuz. Diğerlerini bölüm içerisinde parça parça toplamanız gerekiyor. Klasik yöntem yani. Üçüncü item ise altın orb ki o da yine önceki oyunlardan tanıdığımız gibi öldüğünüz zaman tekrar ayağa kalkmanızı sağlıyor. Oyun tüm o can tamlama itemlerini çıkarak tamamen yeşil ve altın orba yüklenmiş. Maceranız boyunca sürüsüyle altın orb bulabiliyorsunuz. Oyunu ilk kez bitirdiğimde üzerinde 20 küsurat tane vardı ki önceki oyunlarda 3 tane falan oluyordu bu sayı genelde. Yani bu zaten fazlaca kolay olan oyuna bir de altın orpların bolca serpiştirilmesiyle mücadelesi tamamen yok edilmiş. Oyunu kaybetme şansınız yok zaten. Rezalet oynasanız ve altın orpları çabucak boş harcayıp bitirseniz bile normal kırmızı orplarınızdan fedakarlık ederek de kalkabiliyorsunuz ayağa. Hatta en pahalısından kullanırsanız boss'un da sağlam canını götürüyor. Yani yeterli kırmızı orbunuz varsa oyundaki her türlü boss'u hiçbir bok yapmadan yenebilirsiniz. Sizi 3 kere falan yere indirse ve en pahalı seçenekle ayağa kalksanız canı bitmiş oluyor zaten. Devil May bu kadar merhametli olması gerek düşünmüyorum açıkçası. Şu asla Game Over yiyemediğiniz Lego oyunlarına benzemiyor mu bu haliyle? Şahsen ben ilk oyunu işimde işleri zorlaştırmak için elimden geleni yaptım. Eğer bir düşman ki o düşmanlar hep bosslar oldular. Beni indirmeyi başarırsa kesinlikle geri kalkmak için altın veya kırmızı orb kullanmayıp savaşa baştan başladım. Bence olması gereken o. Bu kuralımı sadece bir boss için bozmak zorunda kaldım. O da canlı yayında yaşandı zaten. Oyunun sonundayım. Dante'yi kullanarak Virgil ile kapışıyorum ve çok da iyi bir oyun sergilemiyorum. Çünkü henüz pattern'ını çözememişim. Herhalde bir 10-15 kez denedikten sonra canını bayağı sonlarına kadar getirdikten sonra öldüm. Ya yani yakındım hani birkaç kez daha denesem rahatlıkla indirebileceğim. Ama chatteki çok sevgili izleyicilerim bir saattir aynı yerde takılmış olmamdan şikayetlerde ve altın orb kullanmam için yalvardılar. Youtube'daki videolar dahil herkesin Virgil'le altın orb ile geçtiklerini söylediler. Ben de en sonunda peki deyip altın orbumu kullanarak hayata döndüm ve ağzına sıçtım Virgil'in. Onun haricinde hiç kullanmadım. Öldüğüm bosur olmadı mı? Oldu. Ama Virgil haricindeklerin hepsine en fazla hani böyle maksimum 3 denemede falan geçtim. Tabi içimde ukde kaldığından daha sonra dönüp Virgil'i tekle değendim Artık dalga geçerek yeniyorum zaten. Tabi bu anlattıklarım Devil Hunter için. Onu bitirdiğinizde açılan Son of Sparda ve onu da bitirdiğinizde açılan Dante Mastay falan ayrı. Onlarda amacım yeni şeyler unlock etmek olduğuna ilk oyunu işimde kadar idealist takılmadım. Zaten Dante Mastay'da götümden öyle bir kanaldılar ki daha Prologue'da öldüm. Düşünün bossların ne kadar kastırabileceğini. Bitirene kadar akla karayı seçtim ve altın orb, kırmızı orb falan filan dinlemedim bastım geçtim yani. Bosslar demişken. Tabii ki Devil May Cry serisinin en önemli yönlerinden biri olan bosslardan bahsetmezsek olmaz. Nasıllar? İyiler. Güzel olanlar var. Meh olanlar var. Ama efsane diyebileceğim bir savaş yok sanki. Yani 4'ten veya DMC Devil May Cry'den kesinlikle çok daha iyiler. Ona şüphe yok. Zaten 4 yarım yamalıklı yüzünden bizi aynı bosslarda tekrar tekrar dövüştürüp durduğundan otomatikman ezik kalıyor. 5'te çeşitlik var. Neredeyse her bölüme bir tane boss savaşı eklemişler. Her ne kadar bunların üçü kazanmamanız gereken yürüzen savaşları olsa da takdir ettim doğrusu. Kolaya kaçmadan bolca boss savaşı dizayn etmişler. Ama bu boss savaşlarının gerçekten çok azı kafamda yer edebildi. Virgil, Cerberus ve bir de yürüzen. Geri kalanları o kadar silik ki açıp listeden bakmam gerekti ne var ne yoktu diye. Aslına bakarsanız 3'te de durum böyleydi. Spesifik birkaç tanesi kesinlikle anlarda daha çok yer ediyordu. Ama o spot ışığını çalabilenler harbiden iyiydiler. 5'te durum böyle değil. Biraz önce saydığım 3 isim azıcık koşturup saldırılardan kaçıp zamanlama yapmanız gerektiren bosslar. Diğerleri ise kaç defa savaşırsam savaşayım Allah ne verdiyse dalıp rahatlıkla geçebildiğim bosslar. O yüzden de unutulasılar. Dediğim gibi hatırladıklarım da çok özel hissettirmiyorlar be abi. Final savaşı olan Virgil Duelos'u 3'teki düelloların hiçbiri kadar etkileyemedi beni. Yürüzen savaşı ki bu karakterin dizaynına bayıldığımı söylemiş miydim bu arada? ikinci formu değil de şu tentakıllarla kaplı ilk formu bence çok güzel bir design. Neyse. Yürüzen genelde sabit durup tentacle yolluyor sadece. Başka bir şey yaptığı yok. King Cerberus bayağı bir iyi. Element değiştirip farklı farklı saldırılar yapıyor falan. O hoş. Ama videolarda görüp heyecanlandığım Cavalier Angelo o tam bir fiyasko mesela. Sanki boss değil canı normalden fazla olan bir mob kesiyor gibi hissettim kendimi. Hadi sadece Dante'den gitmeyelim. Nereye falan da bakalım diyeceğim. Onun giriştiği en büyük boss savaşlarına biri olan Gilgamesh'e bakalım mesela. Bildiğiniz tek bir bölüm bu boss savaşına ayrılmış durumda. Ve boyutundan dolayı çok epiklerden biri olacağını düşündüğüm bu savaş aksine oyundaki en sıkıcılardan biri. Dördüncü saldırmıyor bile lan. Kendim kendine yürüyor öyle. Bacaklarındaki zayıf noktalara saldırıp bir yere indirince sırtına çıkıp vuruyorsunuz ve ölene kadar tekrar ediyorsunuz. Yavrum doğru düzgün karşı bile koymuyor size. Kestiğimde bunun amacı neydi şimdi lan? Diye kaldım. Hatta böyle form değiştirip falan gelmesini bekledim öyle diyeyim. Devil May Cry 5'in boss savaşlarının kesinlikle birazcık daha üzerine düşünülmesi lazımmış. Hüsran değiller. Çeşitliğin bol olması güzel. Ki günümüzde zor bulunan bir şey boss konusundaki çeşitlilik. Yeni God of War'da sadece ana senaryoyu sayarsak top top 3 tane vardı malum. Devil May Cry 5'te neredeyse 15 tane benzersiz boss var. Yine çok wow bir durumları yok belki ama sayı farkıyla God of War'dan üstün geliyorlar kesinlikle. Bu iyi bir şey. Sadece daha iyi olmasını isterim. Ya oyun çok güzel arkadaşlar. Bakmayın bu kadar bık bık ettiğimi. O oyunu çok beğendiğim için hızlanıyorum. Mız Çünkü çok daha iyi olabilecek potansiyeli varmış. Biraz yazık etmişler gibi. Yoksa bu inceleme bu kadar uzun olmazdı zaten. Yalnız oyunun finalinde tamamen aynı özelliklere sahip Virgil'de iki ayrı karakterle iki kez savaşmak zorunda olmak bana aşırı saçma geldi. Dante ile kapıştık zaten. Nero için ayrı bir şey koysaydınız. Ne bileyim en kötü Virgil'a farklı bir form falan verseydiniz abi. Bu şekilde çok saçma olmuş. Ha bu arada ilk 4 oyundaki sabit kamera yüzünden oyundan zevk alamadığını iddia eden siz sevgili dostlarım bayram edebilirsiniz. Kamera tamamen serbest bırakılmış. İstediğiniz gibi döndürürsünüz artık. Mis. Oh. Şimdi geçelim bölüm dizaynına ve mızmızlanmaya devam edelim. Yapıcı eleştiriler bunlar arkadaşlar altını platine yükseltmeye çalışıyoruz yani. Tüm Devil May Cry'lar içerisinde bölüm dizaynı anlamında en lineer ve en ruhsuz oyun bu olabilir. Keşif kısmı hiçbir zaman Devil May Cry'ın en güçlü yeri değildi belki ama bu oyunda neredeyse tamamen kaldırılmış. Yani sağ sola gizlenmiş nesnelerden falan bahsetmiyorum. Direkt görev ve oyunu tamamlamak için yapmanız gereken kişilerden bahsediyorum. Eski Devil May Cry oyunları genelde bir veya birkaç bölgede geçerdi. Siz bazen birden fazla görevi o bölgenin içinde geçirir gitmeniz gereken yeri bulmaya çalışırdınız. Çok ufak bulmacamsı şeyler çözerdiniz. Yavaş yavaş bölgenin daha farklı noktalarına erişim kazanırdınız ve eğer isterseniz görev dışı bölgeleri de gezebilirdiniz. Yani evet bir Resident Evil değildi hatta bayağı sığdı ama ufak da olsa özgürlük tanıyordu. Artık o tamamen silmiş. Bölümler dümdüz ve düşmanlarla dolu olan odaları temizlemekten ibaretler. Bazı insanlar bunun daha odaklı ve dolayısıyla seriye daha uygun bir dizayn seçimi olduğunu düşünüyorlardır eminim. Ve bu da bir düşünce şekli tartışacak değilim. Ben sadece o eski yarı açık dünya elizyonu seviyordum. Şimdi sürekli neler hangi bölümde ne tür bir mekan gezdim falan hiç hatırlamıyorum bile. Benim için tüm bölümler üzerine doku yerleştirilmemiş, renksiz, içine düşman yerleştirilmiş küp şeklindeki alanlardan farksız şu an. Bir de abi şimdi mekanikleri çok güzel modern döneme uyarlamışsınız da o harita dizaynını da acık kasaydınız be. Artık triple oyunlarda görünmez duvarlara takılmak komik kaçıyor ya. Bunca yıldan sonra hala PlayStation 2 oynuyormuş gibi hissetmemizi sağladığı için Itsun iç abimize teşekkür ediyoruz. Ama bölüm dizaynı ile alakalı spesifik bir detay bayağı hoşuma gitti onu vermek istiyorum. Belli başlı bölgelerde Wii'yi kullanarak kapışırken Nightmare'ı çağırırsanız meteor şeklinde değil o alandaki bir yapıyı parçalayarak falan çıkabiliyor. E bu sadece görsel bir şey değil. Nightmare'i kullanarak bu tarz gizli noktalara girebiliyor. Yani bir nevi ufak tefek opsiyonel bulmacalar çözüyorsunuz diyebiliriz sanırım. Aslında detay aradığınızda bir sürü ilginç şey görebiliyorsunuz oyunda. Gerçekten ilginç noktaları emek harcamış geliştirecek. Mesela görev öncesi menü ekranları. Senaryonun ilerleyişine göre o sırada Nikon'un karavanın içinde olan şeyleri yansıtıyor bu menüler. Mesela Lady'yi kurtardıktan sonra karavanda baygın şekilde yatarken görebiliyorsunuz. Sonra bölüm 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 ilerledikçe yavaşça toparlandığını, kendine geldiğini ve tekrar ekibe dahil olduğuna tanık oluyorsunuz. Yemin ediyorum Lady oyunun ara sahnelerinden çok bu menü görüyorsunuz hani. Bir diğer ilginç detay da bölüm içinde Nikon'un kamyonuna erişim sağlayacağınızda giren ana sahneler. Devil May oyunlarında bossa gelmeden hemen önce oplarınızı kullanarak karakterinizi geliştirebileceğiniz veya eksikliklerinizi tamamlayabileceğiniz bir checkpoint noktası olur. Hani böyle kum saat taşıyan bir heykel şeklindedir. Ha işte hatırladınız. Devil May Cry 5'te Nero ve V ile oynarken bu checkpointler ankesörlü telefon görünümünde oluyorlar. Ve karakterlerimiz Nico'yu telefonla arayıp kamyoneti çağırabiliyorlar. Ha işte bu kamyonetin gelişi için her seferinde farklı bir ara sahne yapmış herifler. Kamyonet giderek daha da absürtleşen şekilde beliri veriyor yanınızda. Sırf geyik olsun diye koyulan bir muhabbet için bayağı emek harcanmış o kesin. İsterseniz siz de gereksiz şeyler için emek harcayabilirsiniz bu arada. Her karakterin skill ağacında 3 milyon kırmızı op gerektiren tauntlar var. Anlaşılan combo barını normal tauntlardan daha çok dolduruyorlarmış. Ben normalde taunt hiç ama sırf meraktan aldım ve nelermiş diye baktım. Karakterleri dans ettiriyor. 3 karakter de farklı bir tarzda dans ediyor. Kastınıza değer mi? Değmez. Ama dediğim gibi seçim sizin. Oyunun maalesef bir türlü tam anlamıyla deneyim edemediğim tek yönü co-op kısmı. Evet ilginç şekilde Capcom Devil May Cry 5'e bazı co-op yönler eklemiş. Ama bunu arkadaşlarınızla baştan sona tüm düşmanları kese kese ilerleyebileceğiniz şekilde algılamayın. Öyle bir durum yok. İşin co-op kısmı daha çok başka bir oyuncuyla etkileşim ve geçme şeklinde işliyor. Oyunun ilk yarısında Nero ve V'nin hikayesi kronolojik olarak paralel ilerliyor. Mesela 3. bölümün olayları ile 4. bölümün olayları aynı anda yaşanıyor. Birinde Nero birinde V ile oynuyorsunuz. Siz V ile 4. bölümü oynarken birileri de online olarak 3. bölümü oynuyorsa Oyun sizi eşleştiriyor ve birbirinizi görebiliyorsunuz. Maalesef ben ne yaptıysam bu co-op olayına dahil olamadım. Steam inatla beni kimseyle eşleştirmiyor. Ben de o yüzden hep kendimin hayaletini görerek oynadım. Dördüncü bölümü V ile oynarken Nero'nun yapay zeka tarafından yönetilmediğini, bir bölüm önce benim yaptığım saçma hareketleri aynen tekrarladığını görmek hoş bir sürprizdi. Veya yine V ile oynarken sürekli tavandan gelerek insan ödünü patlatan Gilgamesh uzuvlarının aslında Nero ile kapışırken dev sersemliği sersemleyip zemini delmesi sonucu oluşması falan. Minik ama hoş detaylar. Ha gerçekten başka oyuncularla bulup birlikte düşman kesebildiğiniz iki tane görev var. Bir 7. görev, diğeri ise 13. görev. İki görevinde girişinde hangi karakterle oynamak istiyorsanız onu seçiyorsunuz ve oyun diğer karakteri oynamayı seçmiş birini otomatik buluyor. 7. görevin sadece sonunda diğer oyuncuyla buluşup birlikte savaşabiliyorsunuz. 13. görevin ise tamamını birlikte yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bende öyle bir durum olmadı. Sırf size nasıl bir hissiyat olduğunu anlamak için adam falan da buldum ve bayağı uğraştık ama ne yaptıysak benim oyunuma kimse bağlanamadı. Koopa en yakın gördüğüm şey bu sahnedeki yapay zeka tarafından yönetilen bir V yani. Üzücü. Her ne kadar Devil May Cry zaten koop oynanmaması gereken bir oyun olsa da bir iki bölümüne denemek isterdim. Maalesef Soulsborne'lardan bile daha kaotik bir matchmaking sistemi kullandıklarından mümkün olamadı. Sanıyorum güncellemeleri beklemem gerek. Malum ben bu incelemeyi yazarken hala Blood Palace modu oyuna eklenmemişti. Blood Palace's Devil May Cry mı olur kardeşim diyorsanız 1 Nisan'a beklemeniz gerekecek. Çünkü tam bu satırları yazarken gördüm ki ücretsiz olacak olan DLC 1 Nisan'da yayınlanacakmış. Tabii benim bu incelemeyi 1 Nisan'a kadar bitirdiğimi varsayarsak. Şu anki takvimle biraz zor duruyor. Peki, bitirmek üzereyiz. Teknik açıdan elimizde bayağı başarılı bir oyun var. Capcom'un Resident Evil 7 için geliştirdiği RE motoruna bayılıyorum ya. Gerçekten tam bir optimizasyon canavarı. Özelliklerini açıklamada bulabileceğiniz bilgisayarımda ultra ayarlarda 60 FPS'in altına düşüş görmedim hani o kadar değil. Bildiğim kadarıyla konsollarda da oldukça stabil bir performans sergiliyor. Yine 60 FPS falan. E görseller de oldukça iyi. Kaplamalar, ışıklandırma, animasyon hep çok güzel. Gözüme batan veya kötü gelen hiçbir şey olmadı oyun boyunca. Devil May Cry gibi hızlı bir oyuna yaraşır teknik özelliklere sahip. Yalnız... PC'de oyun birkaç kişi hiç olmayacak yerlerde çöktü bende. Toplamda 4 kere mi ne oldu? Ve bunların 3'ü Boss savaşındayken denk geldi. Hani neyse ki önceki oyunlardaki gibi sadece görev başında ve sonunda kayıt almıyor oyun. Bölüm içi checkpoint'lerde de alıyor bu sayede her seferinde baştan oynamak zorunda kalmadım ama hoş değildi yine de. Müzik konusunda çok bir şey diyemiyorum. Oyun çıkmadan önce Devil Trigger şarkısını yüzlerce kez dinlemiş olarak ondan başka bir şey kulağım duymadı açıkçası oyunda. Her savaşa girdiğinizde çalıyor yani çok ilginç. Ama seslendirmeler yine zirveye oynuyor. Ruben Langton, John Young Bosch ve Daniel Southworth üçlüsünü bir arada duymak büyük keyif. Artık bu aktörler o karakterlerle o kadar özdeşleştiler ki Devil May Cry Japon menşeili olmasına rağmen Japonca dublajla oynamayı tercih etmediğim nadir oyunlardan biri. İngilizce seslerin kesinlikle çok daha fazla yakıştığını düşünüyorum. Evet sevgili dostlarım İnceleme bitti ve ben de bittim. Yani sesim kısıldı resmen. Devil May Cry sonunda geri döndü. Devil May Cry 5 serinin hayranları olarak beklediğimiz oyun kesinlikle. Elbette ki eksik yönleri var ama rezalet diyebileceğim hiçbir noktası yok. En kötü yaptığı şeyler bile diğer oyunlarla karşılaştırılınca ortalamanın bayağı üzerinde kalıyor. Dediğim gibi bakmayın inceleme boyunca mızmızlandığımı. Yiğidi öldüreceksin ama hakkını yemeyeceksin. Devil May Cry 5 oynanış anlamında şüphesiz serinin en iyisi. Peki genel anlamda serinin en iyisi bu mu diye sorarsanız onu maalesef biraz durup düşünmek lazım. Daha önce serinin en iyisi olduğunu düşündüğüm 3'e göre çok daha iyi yaptığı şeyler var ama zayıf kaldığı yönler de var. Hikaye boss savaşları cephesine biraz daha çalışması lazım. Ha onları da hallederlerse elimizde kontrolcülerle oturduğumuz yerde boşalacağız herhalde artık dayanamayayım. O yüzden şimdilik ben bu topa girmek istemiyorum ve iki oyunu eşit kabul ediyorum. İleride gelecek güncellemeler, eklenecek DLC'ler bilmem neyle üçü geçme potansiyeline fazlasıyla sahip bir oynama onu belirteyim. Benim için biraz kurak geçmekte olan 2019'un şu an için en iyi oyunu bu. Siz bu incelemeyi izlediğinizde muhtemelen Sekiro çıkmış olacak ama ben yazarken daha bir hafta vardı. Belki tahta ona kaptırır bilemedim. Haydi görüşmek üzere.